Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte aracımızın üzerindeki ölü toprağı 5 dakika içerisinde atacağız. Nasıl atacağız? Elimde Kohşemi'nin protektör wax'ı var. Bu ürünü Detay Marketim'den aldım. Siz de isterseniz Detay Marketim'den aşağıda bıraktığım linkten satın alabilirsiniz. Bu ürün 1'e 50'ye kadar sulandırılıp kullanılabiliyor. Yani bunun 50 katı kadar çoğaltılabiliyor. Öyle bir özelliği var ki 50 kata kadar verimliliğini koruyor. Bunun sulandırılmış hali de var bende şu anda. Direkt onu kullanacağım. Size isterseniz bu şekilde şişeler veriyorlar. Bu şişelerin içerisine siz istediğiniz gibi sulandırma yapabiliyorsunuz. Şu içerisindeki sulandırılmış olan versiyonu. Bunu kullanacağız arabayı yıkadıktan sonra. Arabayı göstereyim hemen arkadaşlar size. Araba leş gibi. Önce bunu bir temizliğini yapmamız gerekiyor. Hiç beklemeden temizliğe başlayacağım. Bugün arabayı çok güzel detaylı temizleyeceğiz. Kuzu postundan bir eldiven var. Onunla temizleyeceğiz arabayı. Şu an elimde 8 tane 1 lira var. Bunları sıra sıra atacağım. Ama önce jet köpüğe basacağım. Yani tazikle birlikte köpük veriyor bu. Bu seferlik böyle yapacağım. Ondan sonra bir tık köpük basacağım. Başlayalım. Şimdi su var sadece, köpük gelmiyor ama birazdan köpük de gelmeye başlayacak. Doğru baktım değil mi ben? Ha, gelmeye başladı evet arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz üzere köpük de var, karışık veriyor. Bakın arkadaşlar, cama vuruyorum, suyla birlikte köpük veriyor. Turlara da vuruyorum. Hani her yerini hem köpükleyip hem de üzerine tazik vurduğumuz için gayet kaliteli bir yıkama oluyor. Yani bunu da aslında daha önceden keşfetmiştik ama çok fazla uygulamıyorduk. Neyse, bu tarafına uygulayamadık. Zaten köpük uygulayacağız. Çok fazla gerek yok. Zaten ıslandı bu tarafta. Buraya 1 lira da köpük için atıyorum arkadaşlar. Köpüğe bastım hemen. Alayım. Her yerini bir güzel köpükleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada videoyu beğenmeyi ve abone olmayı kesinlikle unutmayın. Video altına yorum yazarsanız ben biliyorsunuz ki yorumların hepsini neredeyse cevaplıyorum. Sorularınız varsa sorularınızı sorun arkadaşlar, çekinmeyin. İyice eşit bir şekilde köpüğü ulaştıralım. Kuzu postuyla sileceğiz birazdan. Böyle bol bol sıkalım da ovalaya ovalaya üzerindeki kirleri çıkartacağız birazdan. Evet, köpük bitti arkadaşlar. Köpüğü yerine atıyorum ve kuzu postundan olan eldivenimizi arabadan alıyoruz. Yine bu ürünü de Detay Marketim'den siz de temin edebilirsiniz. Ben bu ürünü oradan temin ettim. Paket bayağı inatçı. Of, düşürüyordum. Çöplerimizi de yere atmayalım. Arabanın içine dursun, birazdan içerisini süpürürken onları da atarız. Şurada bir etiketi var. Bu da UFS'nin ürünü. Bunu bu şekilde elimize geçiriyoruz arkadaşlar. Başlıyoruz arabayı camlardan itibaren ovalayarak köpüklerini arabanın yüzeyinde dolaştırmaya. Önce cam yüzeylerde tabii. Bu da neden? Camın daha temiz, daha lekesiz olması için bu şekilde yapılıyor. Köpüklerle oynaması da bayağı zevkli arkadaşlar. Bu ürün kuzu postundan olduğu için arabayı çizmiyor. Arabaya hiçbir şekilde zarar vermiyor. Protektör Wax'tan bahsetmek gerekirse de Protektör Wax Kohşemi'nin ürünü. Yani Alman markası. Arabanın yüzeyindeki çizikleri bir nebze olsa kapatıyor ve üzerine güzel bir parlaklık veriyor. Cila atmış oluyorsunuz. Bu eldivenin de Kohşemi'nin de linkini aşağı almak isteyenler için bırakacağım arkadaşlar. Tamamıyla sizin kendi iradenize bağlı alıp almamak. Ama ben size almanızı tavsiye ederim tabii ki. Gayet temiz bir çalışma yapmak istiyorsanız bu ürünler gerçekten işinize yarayacak. Şampuanlar da var, başka ürünler de var. Siz de Detay Marketini tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar, Bursa'da bir buluşma düzenlemeyi düşünüyorum. Buluşma hakkında yer önerisinde bulunmak isteyenler lütfen yorumlarda belirtsinler. Nerede yapmamızı istersiniz? Nerede daha uygun olur? Herkesin toplanma merkezi olarak nerede yaparsak daha çok kişi katılır. Herkes yazsın. Ama merkezi yerler yazın. Lütfen ilçeleri yazmayın arkadaşlar. İlçelerde yapamayız. Sadece Bursa merkezli yerlerde yapabiliriz. Hani buluşmada da şöyle bir şey düşünüyorum arkadaşlar. Buluştuğumuz zaman çayıdır, çekirdeğidir, kolasıdır. Hepsi bizden olacak. Siz geldiğiniz zaman sohbet muhabbet tarzında bir etkileşimde bulunmuş olacağız. Ayrıca orada da bir video çekeceğim. O videoyu da YouTube'da paylaşacağım arkadaşlar. Arabanın bütün yüzeyini ovalaya ovalaya temizledik. Çok az yüzeyi kaldı. Arabasını sevip arabasına kıymet veren insansanız zaten böyle şeyleri yapmanız lazım. Doğan Selex'te yapamadık. O zamanlar bilmiyorduk böyle ürünleri. Ama şimdi yapıyoruz. Temiz bakmak lazım çünkü bu araçlar bizi taşıyor. Ve de bakmazsanız yarın öbür gün pişman olursunuz abi. O kadar basit. Yoruldum ya. Bayağı yorucu. Evet arkadaşlar, şu an arabayı köpükleme ve köpükleri üzerinde kuzu postuyla ovalama işlemimizi tamamladık. Şimdi eldiveni çıkartıyorum. Bunu yıkamadan kesinlikle tekrardan koymamanız gerekiyor. Bunu yıkayıp temizleyip suyunu akıtıp ondan sonra tekrar saklamanız lazım. Yoksa çok kısa bir sürede zarar verirsiniz çünkü doğal bir ürün. Hemen şuraya bırakalım.
Bunu da unutmayalım burada. Yıkarız. Suya basacağım. Arabanın üzerindeki köpükleri atacağız. Ondan sonra da Protector Wax'ın uygulamasına geçeceğim. Protector Wax araç ıslakken, üzerinde su damlacıkları varken uygulanabiliyor ve üzerine tekrar su sıktığınız zaman tamamen kendi etkisini gösteriyor. Sıcak yıkamaya basıyorum. Şimdi arkadaşlar üzerine sadece köpük sıkıp sonra da suyla o köpüğü akıttığımız zaman, yani ovalamadığımız zaman, çok ince bir tabaka da olsa arabanın üzerinde kalıyor. O ince bir tabaka pisliği, yağ tabakasını biz sürttük şu an arabadan ovalamasını yaparak. Şu anda da üzerine köpüklerin akmasını sağlıyoruz. Arkadaşlar beni Instagram'dan takip etmeyeniniz varsa Instagram linkim aşağıda, oradan beni takip edebilirsiniz. Oradan da çok güzel paylaşımlar yapıyorum. Evet, arabamız zaten şu an cillop gibi oldu arkadaşlar. Kohşemi Protector Wax'ı uygulamak kaldı şu an sadece. Evet, ürünü elime aldım. Başlıyorum yavaş yavaş camlardan bütün yüzeylerine sprey etmeye başlıyorum. Bu şekilde. Yakından çeksene biraz bak. Sıktığım yerde nasıl damlacık damlacık oluyor. Çok güzel bir böyle şurup gibi bir kokusu var arkadaşlar. Rahatsız eden bir kokusu yok kesinlikle. Sıktığım yerler zaten damlacık damlacık olmaya başlıyor. Ürün etkili. Bu ürünü daha önce Doğan Selex'te de kullanmıştım. Yine aynı ürün. Gayet memnun kalabileceğiniz bir ürün arkadaşlar. Yani benim tavsiyem dahilindedir. Tavana falan da sıkacağım. Tavandaki suları görüyor musunuz bakın? Nasıl hemen birbirine yaklaşmaya, toplanmaya başladılar. Yani bu ürünün etkisi ortada kanıtlanmış ki zaten Alman markası. Almanya'da marketlerde çok fazla satılan bir ürün. Türkiye'ye gelen Alman gurbetçilerine sorduğunuz zaman onlar bu markayı çok iyi bilir. Çünkü orada marketlerde de satılıyor bu marka, Kohşemi. Bu markanın birçok ürünü var. Sadece Protector Wax ürünü yok. Camlara da uygulamasını yapalım. Yağmur yağdığı zaman da, hatta aynalara daha çok yapalım ki yağmur yağdığı zaman su damlacıkları birikmesin, görüşümüzü engellemesin. Arabanın tüm yüzeyine homojen bir şekilde dağıtımını devam ettiriyorum arkadaşlar. Nasıl? Bunu silmiyoruz abi. Tekrar üzerine tazeki su vuruyoruz. Bu Kohşemi'nin ürünü zaten. Yağmur damlalarından aşağı mı atıyor yağmur? Yağmur damlalarından ziyade çok etkili bir cila bu. Hani dandik bir ürün değil. Alman markası zaten. Bu sulandırılmış hali. Bunların kutuları daha büyük oluyor. O yüzden biz de uygulamasını yapıyoruz. Şeyden sonra bunu hani şey yaptıktan sonra silme falan yok abi, silme yok. Direkt üzerine su sıkıyorsun. O suyla birlikte zaten sağa sola saçılırken etkisini daha çok arabaya yediriyor. O zaman şeyde yağmur mesela herhangi bir suda falan yani şey durma da olmayacak. Evet, suyu tutmuyor zaten. Tutmuyor. Sular kayıyor. Ha, şuraya bakarsan su damlacıkları zaten kayıyor tek tek bak. Sıktığım yerler kayıyor. Tavandakiler falan olsun kayıyor. Durmuyor. Çok fazla kurutmadan ben bunu uygulayayım. Bakın sıktığım yerdeki su damlacıkları nasıl akıyor. Direkt araç üzerinde tutunmuyorlar bile. Evet, aracın her yerine homojen bir şekilde dağıttık. Bunun neredeyse yarısını bitirdik. Şeye ne kadar zamanı? Bir daha yıkadığın zaman bitiyor mu arabayı? Bu bayağı bir gidiyor. Bir hafta kadar gidiyor. Peki bu ürünü her yerde bulabiliyor musun yoksa sadece belli? Ya detaycılarda bulabiliyorsunuz. Hani böyle marketlerde bulunmuyor şu an Türkiye'de. Almanya'da olsa marketlerde satılan bir ürün. Bunu detay marketinden falan bulabilirsiniz. Bursa'da var. Küçük sanayi tarafında detay üzerine geniş bir dükkan. Ben de hani yıkamacıyım. Bende de oto yıkama arama var da ben böyle bir şey hani... Var çıktı ya. Ya bizde yani bizim hiç işimiz olmuyor. Adliye Müslü tarafında can oto yıkama bendeydi daha önce. Evet. Ben yeni sattım orayı. Ben bunu çok fazla bekletmeden vurayım suyunu. Bunu vur bakayım ne faydası olacak. Bakalım bakalım. Siz de görün, izleyin o zaman abi. Son yıkamaya basıyorum kireçli suya. Bak zaten yakın çek. Sular Allah Allah yapıyor. Bakın bak şunları çek abi çek. Bak buraları hemen yaptığım yeri arkadan gel çek. Yaptığım yeri hemen çek. Suyu vurduğum yeri hemen çek yani. Bak kaputu falan çek. Nasıl su damlacıkları kayıyor. Arkadaşlar görüyorsunuz. Yani bu anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz.
40 saniyemiz var daha henüz. Arabanın yüzeyi her gibi parlamaya başladı arkadaşlar. Çeşmede mi? Aynen, Çeşmede yıkarız. Arabanın dışını alıyorum arabayı. Dışını alacaksın aynen. Dışını al, biz bunu yıkayıp gelelim. Geçelim arabanın yanına bunu yıkadıktan sonra. Arkadaşlar bunu böyle tertemiz yıkadıktan sonra suyunu sıkıp kurumaya bırakıyorsunuz. Daha sonra tekrar kullanıyorsunuz. Tabi bu yıkama eldivenlerinin farklı çeşitleri de var detaymarketin.com'da. Ben size aşağıdan Instagram adreslerini de internet sitelerini de paylaşacağım ve ürün linklerini de koyacağım. Şimdi Ömer arabayı nereye çekti onu bulmamız lazım. Ha şuradaymış, evet. O arabayı silmeye başlamış. Biz de yanına gidelim, ona yardım edelim. Ömer böyle bak. Böyle bak, böyle. Nasıl olmuş ama? Arkadaşlar arabayı görüyorsunuz, zilop gibi yaptık, tertemiz oldu. Suat Başam. Suat Başam. Başam. M ile bitiyor. Başam. Bu. Hı. En üst. Şey yapayım mı, takip edeyim? Evet, ne düşünüyorsun? Ben burada çok Evet, ne düşünüyorum? Şu anda gerçekten güzel bir iş çıkardık. Yani daha doğrusu Kohşemi Protector Wax güzel bir iş çıkardı arkadaşlar. Bu ürünü size tavsiye ederim. Kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Çok fazla bunu tekrar ettiğimin farkındayım. Kusura bakmayın bunun için arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Biz şimdi arabayı temizleyeceğiz. Bir güzel sileceğiz. Önce camlarından, sonra da tüm kaporta aksamını silip parlak parlak. Birazdan da zaten akşam olacak. Işıklarda süzüle süzüle dolaşacağız arkadaşlar arabamızla. Videonun sonuna geliyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Abone değilseniz de bir tıkla abone olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.